Evet arkadaşlar, deneyen adamla berabersiniz. Daha önce Aliz Marin'den tanıtım yapmıştık. Aliz Marin de bir koku göndermiş araba için. Onu da burada dipnot düşelim. Bu insanları, bu firmaları biz tanımıyoruz. İlk defa alışveriş yapıyoruz ve sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi de sıra Strikeforce'da arkadaşlar. 4000B. Bunu nereden aldık, nereden aldık? Bakalım beraber nereden aldık. Dive arkadaşlar. Hakikaten güzel makineler yapıyor. Şimdi bakalım nereden aldık arkadaşlar. Kurtoğlu Av Malzemelerinden almışız. Kaç almışız? 150 TL'ye almışız. Kurtoğlu Av Malzemeleri de nerede? N11.com'da. Sanırım bir tane kalmıştı bu dayıvadan. Onu da ben yetiştim, aldım. Kutunun bir dışına bakalım. Strikeforce 4000B. Yukarıda montaj şeması var arkadaşlar. Yan tarafa bakalım. Arkaya bakalım. Evet. 5.3 bölü 1 diyor. 370 gram ağırlığı varmış bu arkadaşın. Ya bir de iddiası iyi arkadaşlar. Sarma hızı diyor. Bakın bir turda 94 santim sardığını iddia ediyor ki biz de daha önce bir videoda tanıtımını da yapmıştık size. Dayvanın crossfire'ı vardı hatırlıyorsanız. O da bir 98 bir metreye yakın sarıyordu. Bu 94'ü görünce ben bayağı bir hoşuma gitti. Arkadaşlar bir tane bilye var ama bir tane bilye var dedi. Hayata küsmeyin. İyi markalar bir bilye ile de bu işi rahatlıkla çözüyor. Çok çok güzel makineler yapıyor. Line kapasiteye bakalım. Misinamızın kapasitesine. 4,5 kilogram. Ne diyor? 0,30 milimetrede 4,5 kilogram taşırım diyor. 270 metre sarabilirsiniz diyor arkadaşlar 0,30'da. 12 libre 5,5 kilogram 0,32'de taşırım diyor. 240 metre sarabilirsiniz. 14 libre 6,4 kilogram arkadaşlar. 0,35 sararsanız da 190 metre sarabilirsiniz. Tekne avcılığı için oldukça iyi. Ha bununla spin yapılıyor mu yapılmıyor mu? Ben spin de hatırlıyorum arkadaşlar. Bununla spin yapılıyor diye. Belki de zaten komple spindir ama ben aldım. Teknede gider mi? Gider. Yorumlar kısmına sorabilirseniz arkadaşlar detaylı açıklamasını da yaparız oradan. Benim bildiğim spin olayı da vardı bunda. Hatta bir dakika biz bunu gösterirken faturaya bakalım. Spin makine falan demiş mi direkt markamı vermiş. Strikeforce 4000B makine demiş. Yapılacak bir şey yok. Açalım. Güzel bir şekilde kutulanmış arkadaşlar. Kargodan zarar görmesin diye. Gayet güzeldi kutusu. Biliyorsunuz makineler 3000'lik, 2500'lük, 5000'lik, 6000'lik, 7000'lik diye gidiyor. Bu nedir o 4000'ler, 5000'ler, 6000'ler? Kafanın genişliği arkadaşlar. 150 liraya da böyle bir makine bence gayet uygun. Ya bir yorumlara da baktım. Birçok yorum yapan vardı arkadaşlar. Onu da göz ardı. Yani tabii yorumlara ben bakıyorum. Hatta ben video da arıyorum arkadaşlar. O yüzden bu kanalı açtık artık zaten dostlarımızla beraber. Dedik ki arayan en azından bir şeklini şemalini görsün. Kafasında kalmasın diye. Crossfire 5000 serisi. 6000 serisini zaten şiddetle tavsiye ediyorum. Yani çok güçlü güzel makineler. Kol plastik yapmışlar. 150 TL. Daha büyük olabilir değil mi? Olabilirdi ama fiyat performans açısından bence bu kolla yeterli. Sıkıştıralım bakalım. Yine plastik buralar. Bu arada diğer videolarımızdan Crossfire 5000 yok mu arkadaşlar? Onu da izleyebilirsiniz. Onun tanıtımını da yaptık. 5000-6000 deneyimini yaptık. Bir mercan hamuruna gittik alacağız suya. Oradan da izleyebilirsiniz. Evet. Crossfire'lı olmayan arkadaşlar. Boş. Boşa bırakma. Frenleme sistemi kalamı önde. Bu boş dolu. Boşa bıraktığınız zaman yukarıya açmadan da bu misineyi salabiliyor aşağıya. Bu Crossfire 5000'de yok. 6000'de de görmedim. Kafa güzel. Metal kafa yapmışlar. Alüminyum olsa gerek. Burada zaten değerler yine yazılmış. Zaten gramını verdik. 370 gramdı sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yine gramaja bir bakalım. Evet arkadaşlar. 370 gram. Çok da ağır değil. Tekneden bence ideal 94 santim sarması da zaten ayrı bir ideal. Birkaç okumanın tanıtımını yapmıştık. Onun şu kafa maalesef geri atıyordu.
toplamakta zorluk çekiyordu. Kalama yukarıda. Frenleme sistemi arkadaşlar. Dayvan'ın birçok serisinde zaten olta makineden de şu an yukarıda. Çıkrıklarda değişiyor biliyorsunuz. Yana alıyorlar. Güzel bir makine. Şöyle bir avucumuzu alalım. Bir görün. Avuç içine sabiden. Güzel bir makine. Tipi de hoş. Ne yaparız? Bunu deneyimleriz arkadaşlar. Bir balık tutma olayına gireriz. Havalar bir düzelsin şöyle güzel güzel bir ay sonra filan bayağı bir açılacak. Çünkü şu an Antalya'da maalesef depremde diyorlar veya işte bir havanın değişiminden dolayı diyorlar. Hakikaten balık bulmak zor. Geçen Alacasu'ya gittiler arkadaşlar. Pek bir şeyle dönemediler ki Alacasu güzel bir mera. Biz de Konyaaltı'ndan çıktık fakat pek tadı yoktu. Balık yemiyor. Çiftçi arkadaşları da gördük. Onlar da dolaşıp duruyorlardı. Demek ki balığı bulamadılar. Ki öyle duyumlar da aldık. Arkadaşlar kullanılır. Sıkıntı değil. Güzel. Deneyimini yaparız. Sizle paylaşırız. Dediğimiz gibi biz amatörce deniyoruz. Hani sloganımız da o. Sadece deniyoruz arkadaşlar amatörce. Abone sayımız artıyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun katkılarınız için. Like verirseniz seviniriz. Vermezseniz de canınız sağ olsun arkadaşlar. Abone olursanız seviniriz. Olmazsanız da canınız sağ olsun. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın.